Merhabalar, yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride sizi 100 yıl kadar öncesine götüreceğiz. 1922 yılında Ürgüp nasıldı, neleri vardı, neleri yoktu ona bakacağız. 6 bölümlük bir seri olacak bu. Stüdyo kaydı olmayacak çünkü bunlar zaman ayarlı videolar olacak. Bunun nedeni de benim askerde olmam. Konular ilgili merak ettiğiniz kaynaklara ve orijinal metinleri açıklama kısmındaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 100 yıllık süreç içerisinde birkaç defa Türkçeleştirilse de günümüz için yeterli olmadı bunlar. Biz tek tekrar elimizden geldiğince yine günümüz şartlarına göre sadeleştirip Türkçemize çevirdik. Bu işlemi de son derleyen olarak Mustafa Kaya'nın Ürgüp dergisindeki yazılarından yaptık. Bir hatamız olduysa affola diyoruz, iyi seyirler diliyoruz. Türkiye'nin Sihiye İçtimai Coğrafyası projesi ile illerden gelen raporlar incelenir ve NİDE sancağı için NİDE Sıhhiye Müdürü Doktor Mehmet Hayri tarafından hazırlanan rapor Sağlık Bakanı Doktor Rıza Nur tarafından hazırlanır. Mehmet Hayri NİDE Ulu çıkışla Nevşehir ve Ürgüp'te dahil olmak üzere Nide'nin tüm ilçelerini dolaşarak hazırladığı bu rapora sağlığın dışında birçok konuyu da dahil etmiştir. Rapor Ankara'da öğüt matbaasında miladi 1922, hicri 1338 tarihi ile Osmanlıca olarak basılmıştır. Yakın dönem Nide tarihi kaynakları başlığıyla Nide Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor İlhan Gedik tarafından kitap haline getirilmiştir. Ahlak Halkımız esas itibariyle dindar, aczini bilen, katı, cesur, kerim, halim ve fakat maalesef ilim ve bilimde geri kalmıştır. Cehalet ve üstün özellikler bir önlem derecesinden aşırı bir yola düşürmüştür. Bir zamanlar ahlakın emirlerine rehber olarak devlet ve milleti sürekli yükselmelere eriştiren bilime rağbetin azalarak, hurafe ve başka dini kitaplardan aktarılan hikayelere saplanılmış olmasının yönümüzü şaşırtmakta büyük bir etkisi olmuştur. Önceki dönem memurlarında disiplinsiz ve çalışanlar arasına ayrılık çılık sokan bir yönetim tarzı sürme vardı. İlişkileri olmadığı için bir olasılıkla ismini dahi kimsenin bilmediği alçak gönüllü vatanperverlerimizden birisinden burada bahsetmek istiyorum. Bu zat Ürgüp'ün Ortaysar kasabasından merhum Hacı Naci Efendidir. Bir askeri okuldayken sağlık durumu nedeniyle okulu terk etmiş fakat hiçbir zaman öğrenim ve araştırma inceleme isteğinden geri durmamış zeki, iyi huylu bilhassa dindar, eğitimsever bir zattı. 1887 tarihlerinde Nevşehir İlçe idaresinde memuriyette bulunduğu esnada bir ilkokul açtırmış ve yeni tarzda öğrenimi başlatmıştır. Her gün okula gelir, saatlerce öğrenciyle ilgilenir, çocukları teşvik eder ve isteklendirirdi. Merhumun bu yoğun çalışmalarla ilerlemesi, bin türlü engeller üretilmesiyle sonuçsuz bırakılmak istenmiş ve hatta bazıları Naci in midir cin midir çocuğumuzu gavur edecektir bahanesiyle savunmuştur. Fakat Naci Efendi'nin büyük azmi kırılmamış, memuriyetini bitinceye kadar bu büyük vatan vazifesinde dayanıklılık ve sebat göstermiş ve Nevşe gençliğinin ilim nimetlerinin piri olmuştur. Eşraf ayan köylü ki kısma ayrılır birbirine düşürülür. Yek diğeri aleyhine asılsız cürümler icat ettirilir ve dayandırılır. Kah bir tarafa kah diğer taraf tutturularak iki tarafta mükemmel olarak sağlıyordu. Meşrutiyetin ilanıyla yolsuzluk ve rüşvet hemen hemen ortadan kalkmış genel ahlakta %90 kurtuluşa yüz tutmuştu. Artık ne muzır davalar ne de hırsız memurlar görülüyordu. Bu hal 1. Dünya Savaşı'na kadar devam etti. 1. Dünya Savaşı'nın birdenbire patlamasıyla herkes şaşırmıştı. Bankalar, tüccara, tüccar, esnafa esnaf memuruna krediyi kesmişlerdi. Şu uygun zemini usta ellerle atılan rüşvet tohumu birdenbire filizlendi. Yolsuzluk mikropları koleraya, vebaya, lekeli hummaya sebep olanlardan daha müthiş bir suretle yayıldı. Bu hal mütarekeye. Mütareke esnasında bir duraklama dönemi geçirdiğinde eski kuvvet şiddetine almaksızın yakın bir vakte kadar devam etti. Cumhuriyetin ilanından beri biriken rüşvet yeni bir durma dönemine girmiştir. Milli eğitim. Aslında gerekli olmayan bir açıklamadır ki yalnız ikinci öğrenimimiz değil, kanunen zorunlu olan ilkokul öğreniminin bile geleceği tamamen karanlıktır. Bunun sebebi ikidir. Birincisi dil, ikincisi yönetim. Dil bizde iki kısımdır. Halk ve yüksek zümre. İkincisi tekrar ikiye ayrılır. Konuşma dili ve yazma dili. Bu durum diğer milletlerde de vardır. Fakat aralarında hiçbir zaman bizimki kadar derin ve baş döndürücü uçurum yoktur. Şimdiye kadar bu uçurumun enlemi ve boylamı, oluşum sebebini takdir edecek bir dil mühendisimiz çıkmadığından her işimizde olduğu gibi bunda da aşırıya kaçmaktan kurtulamadık. Şahsım adına biraz sonraki görüşlere katılmıyorum. Hemen onu belirteyim. Tutucularımız Türkçenin yalnız başına edebi ve fenli bir bir dil olmayacağını ileri sürdüler. Milliyetçilerimiz bir antika uzmanı zihniyetiyle hareket ederek geçmişin derinliklerine inerek oradan kelime defineleri ithaline çalıştılar. Ulus, Tonguç gibi hiçbir Türk'ün anlamadığı kelime sayılmış ve sıralanmış yazılarının arasına sokuşturulmakla sözde dilimizi sadeleştirdiler. Gerçekte ise halkın ilerlemeye bağ olan meçhul diziye antika bilgiden birkaç halka daha eklediler. Her iki zümrenin başarısızlığı doğal hissetmelerinden ayrıdır. Sorunun tabi yönü incelenirse görülür ki dil konuşma, yeme içme gibi bir yaratılış ihtiyacıdır. Yeme içme düzeninde nasıl doğal ihtiyaçlarına dikkat edersek, dil konusunda da bu ihtiyacı dikkate almak lazımdır. Keza nasıl süt, yumurta gibi doğal besinler, yiyeceklerin en değerlisi ise tabi milli kelime ve sözler de dilin en değerli unsurlarıdır. Biz bu değerli ve milli kelimeleri ancak halk arasında halkın henüz yabancı etkilere uğramamış kısımlarının küçük bir örneği olan çocukta, milletin ilk öğretmeni olan kadında buluruz. Milli dile şayet yabancı bir bir kelime girmiş ise o zamanla şeklini telaffuzunu hatta anlamını değiştirmiş Türkçe kabul edilmiştir. Türkçe'de söylenmesi kalın heceyle başlayanlar kalınla inceyle başlayanların inceyle sonlanması ilkesine bu mukaddes kuraldan has kulaklar bile kurtulamamıştır. Tutucularımızın başkasının malından tasarrufla emretmek batıldır diye dokunmak istemedikleri yabancı kelimeleri halkımız çekinmeden almış ve kullanmıştır. Ziya Paşa Abdullah Hamit Tarhan Tevfik Fikret'in şiirleri Namık Kemal Halit Ziya'nın Nesri nasıl Türk köylüsünün milli sinesine girememiş ise Türk yurdu edebiyatı da halkın arasına rahatça dahil olamamış zira köylü ikisinin anlamında anlayamamıştır. Bundan dolayı milli eğitimin yayılması için üst tabakalarımız halka kendi diliyle hitap etmeli, derme çatma değil gerçekten anlayabileceği bir dille dinine, milliyetine, tarihine, sağlığına, toplumsal malzemelerini ve medeniyeti öğretmelidir. Halkın şu dikenli ve dolambaçlı yollardan emekleyerek üst düzeye çıkmasını beklersek şu ilerleme yolunda hayli yol almış olan düşmanlarımız yetişmek kolay olur. Şimdi evet çok doğru noktalara parmak basmış burada e, raporu hazırlayanımız. Ama e, haklı olduğu yönler kadar haksız olduğu yönler de var. Az önce saydığı isimler yani halkın eğitim seviyesini yükseltmeye amaçlamışlardır. Halka bir şey anlatmak istiyorlar ama halkın kullandığı dili yükseltmeye çabalıyorlar. E, o yüzden bazı noktalarda eksik kalıyor. Evet e, halka ulaşmak için ilk önce çocuktan işte ona eğitim verenlerden başlamayı kendisine e, hedef olarak gösteriyor veya e, ilerlenmesi gereken yol olarak gösteriyor burada bir sıkıntı yok ama illa halkın anlayabilmesi için yazının kalitesini veya şeyini ne derler düzeyini de düşürmek e, pek de mantıklı bir yol değil bunun yerine bu tip insanlar aldıkları eğitim neticesinde halkı belirli bir düzeyin üzerine çıkarmayı hedeflemişlerdir. Çünkü o dönemde halkın eğitim seviyesi malumdur. Neyse devam edelim. Dikkat çeken bir sorun da milli eğitim ödeneklerinin %80'inin kasabalardan alınmasıdır. Köylünün verdiği eğitim hissesinden yüksek okullara gidebilen şehirliler yararlanmakta ve köylüler ilk yasasının özel maddesine göre zorunlu giderler adıyla ayrıca bir vergi vermektedir. Meşrutiyetten önce sancaklarda 5 senelik vilayetlerde 7-8 senelik lise bulunuyordu. Bu idadi öğretmenlere en azından öğretmen rüştiyesinden, üniversiteden, yüksek öğretmen okulundan, mülki okulundan olurdu. Vilayet idadelerinde hikmet, kimya, geometri gibi tecrübi derslerin uygulanmasını yapacak araç ve gereçler vardı. Bugünkü okullarımızda gına'dan başka bir uygulama dersi yoktur. Öğrencinin aynı şiirleri aynı nakarat ile tekrar etmeleri gerçekten gına eriyor. Gelenekler Geçmişimizdeki geleneklerden cirit, kılıç, kalkan oyunları 20 sene öncesine kadar geçerliydi. At beslemek, ata binmek fazilet olarak kabul edilirmiş. Fakat bugün böyle biniciler kalmamış gibidir. Hanlar oteller, tesis edildi edileli kasabalarda hemen hemen devam eden konukseverlik uyu köylerimizin çoğunda devam etmektedir. Resmi muhtar odalarından başka her köyde bir veya birkaç oda daha bulunur. Haremden bütün ayrı olan bu odalar herkese açıktır. Yolcu toplumsal konumu ne olursa olsun daima izzet ve ikram görür. Tanrı olarak kabul edilir. Eşraf ve memur ziyaretçinin ağırlanmasına ise bir kat daha fazla dikkat edilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu temiz huyda etkilenmekle birlikte babasının ocağını yakmak, yurdunu şen etmek, hali vakti yerinde olanların sürdürdükleri asalet ve temiz huylardandır. Kış geceleri bu odalarda otururlar, vaktiyle köy imamı, mızraklı ilmuhal, Ahmediye, Muhammediye gibi dinsel ve toplumsal, Seyit Battal Gazi, Kan Kalesi gibi tarihi, Kerem, Aşık Ömer gibi edebi eser okurlar, halka açıklar Köy topluluğu için yapılacak işler de burada görüşülürdü. Köy büyükleri ahlak zabıtası vazifesini de ifa ettiklerinden yolsuzlukları görenlerin ne suretle cezalandırılacağını kararlaştırırlar. Yine bu odalarda yürürlüğe konacak karar alınırdı. İmdada yetişmek Türklerin seçkin niteliklerindendir. Kış günleri geceye kalanlar, tepiden yolunu şaşıranlar silah atarak duyururlar. Silah sesini işiten köpekler havlamaya başlar. Bunların uyarısı üzerine odada oturanlar derhal dışarıya çıkarak silah sesine koşarlar. Koşarlar. Yolcuları getirirler. Ateşe yaklaşmasına müsaade etmezler. Ya etrafını karla oluşturarak, ya da ahırda bulunan gübreye gömerek ısıtırlar. Hatta kendine geldikten sonra yedirir, içirirler. Ürgüp'te Kadir Gecesi her durumda bir tepsi baklava ile ihya edilir. Fukarası bile tenceresini satarak baklavayı yapmak mecburiyetindedir. Bu yeniçerilik devrinden kalma bir gelenektir. Ramazan ve bayramın birinci günleri zerde, pilav pişirmek adettir. Başka günlerde ev işleriyle uğraşan genç kız ve kadın, bayramlarda kasabaya hakim olan kayalıkların üzerindeki geniş düzlüklerde def çalarak oynarlar. Tabi erkekler bunlara yaklaşamazlar. Buralarda evlilik törenleri görünmeye değerdir. Delikanlının annesi büyük ablası bulunmadığı takdirde akrabasından uygun olanlar görücüye çıkar. Bunlar çoğunlukla kendilerini tanıtmazlar. Bilmezden gelerek gezerler. Kızın güzellik ve utangaçlığı beğenilirse ahlakı komşulardan sorularak bilgi öğrenilir. Her cihette istemeye elverişli olduğu anlaşılınca gayri resmi olarak istenir. Tarafların kabulü alındıktan sonra şerbet namı verilen merasim ile namzetlik ilan olunur. Şerbetten önce kız evine şeker, kahve ve meyanda altın yüzük gibi bir de hediye gönderilir. Şerbet günü karar ettirilir. O gece akşam ile yatsı arasında delikanlının akrabasından başta en olgun olmak üzere çok kalabalık bir alayla oğlan evi kız evine gider. Orada kıza uygun mihmandarlar tarafından istikbal karşılama yapılır. Kahve ikram edilir. Oğlan evinden bir zat Allah'ın emri peygamberin sünnetlerinden sünneti üzerine filan efendinin kerimesini filan efendinin oğluna münasip görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Hitabesiyle maksadı açıklar ve hazır olanların görüşünü arz eder. Bulunanların uygun gördüğü meclisten bir kişi makama münasip ayet ve hadis okur ve küçük bir konuşma yaparak dua eder. Hazır olanlar amin derler. Dua bitince şerbet içilir. Düğün bir yahut birkaç sene sonra yapılabilir. Şerbet ile düğün arasına bayram girerse oğlan evinden kız evine elbise, kız evinden oğlan evine iç çamaşırı, kurban bayramında kız evine kurbanlık gönderilir. Bu fasıl esnasında kız ve oğlan evleri başka bir düğünde topluca bir araya gelirse oğlan evi gelin kıza altın, yaşmak, münasip bir hediye vermek adettir. Nide elinin her yerinde yeni gelin bilhassa kayınvalide ve pederin ve hatta el yanında kocasından ses saklar. Konuşmaz. Sorulan suallere evet yahut hayır anlamına gelen başını öne eğer veyahut arkaya eğer. Omzunu kaldırmak bilgim yok anlamına gelir. Bu ses saklaması haftalarla devam eder. Yani tabi e, bu geleneklerin ne kadar iyi olup olmadığı da tartışılır ama biz şu anda nesnel bir şekilde yazılanları okuyoruz ve onun bilgisini verelim. İlk bölümde biraz daha ahlaktan, işte insanların genel olarak geleneklerinden ve eğitim durumlarından biraz bahsettik. Bir sonraki konumuzda Ürgüp'ün 1922 yılındaki ekonomik durumundan bahsedeceğiz. İnsanların nerelerden gelir elde ettiğinden bahsedeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.